Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Biz de uyandık, kahvaltımızı yaptık. Her sabah olduğu gibi evdeyiz, değil mi Emir? Emir'le mutfaktayız şu anda. Bulaşıklarımızı kaldırdık, bizi bekliyor. Bulaşık yıkayacağım. Mutfağımız sıcak olduğu için de Emir'i yanıma aldım. Mustafa Yiğit ilk uykusuna yattı. Gece gerçekten çok sıkıntılıydı. Ateşlendi işte, bayağı bir uyandım. O da mahvoldu. Ben de mahvoldum. Hatta gözlerimin altı falan çökmüş. Zaten bir aydır falan uykusunun gece hiç düzeni yok. Karnını da doyurduğum halde dişten diye düşünüyorum. Çünkü sürekli ile ağzında ateşi yükseliyor. Derken gece mahvolduk. Yani o ilk uykusuna yattı. Tabii ki de ben yatamadım. Bulaşıklar beni bekler. Ev işleri beni bekler. Canlar sağ olsun değil mi Emir? Canınız sağ olsun. Ne yapalım? Gece hiç uyumadı kardeşin. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Duydun mu sesini? Ağladığını duydun mu? Nasıl ağladı? Bir kere ağladı. Bir kere ağlamadı. Çok ağladı vallahi. Saat başı kalktı diyebilirim. Şimdi uyudu, inşallah uyur. Ben de işlerimi yapayım. Bakalım, videoyu da başlattım. Videonun devamı nasıl gelir bilmiyorum. Bugün bir farklı tarif yapasım var. Sizlere de çekesim var. Umarım güzel olur. Hadi arkadaşlar, videomuzun devamı nasıl gelecek? Bakalım, izleyelim, görelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle yemekten önce bir Nescafe içesimiz geldi. Böyle canımız ara ara ister. Şöyle kuru üzümümüz var. Ayıklamıştım ya, ondan koydum. Gerçekten çok pratik oluyor. Biraz da ceviz kırdım. Emir bunu çok seviyor. Yiğit de uyuyor şu an. Ona ayırırım 2-3 tane. Ramazan'a şöyle büyük boy yapacağım. Yani su bardağını da seviyor. Fincan da sevmiyor. Niyeyse bilmiyorum. Sevmiyor. Bana su bardağını da yap der. Ben de kendime küçük yapacağım. Şöyle sularımızı da ekleyelim. Bu arada arkadaşlar, akşama çok güzel ve farklı bir tarif geliyor. Daha önce hiç yapmadığım bir tarif. Videonun devamında görüşeceğiz inşallah. Ben biraz sütlü seviyorum. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugün çok farklı bir tarifle karşınızdayım inşallah. İnşallah güzel olur. İlk kez yapacağım. Profiterol yapacağım arkadaşlar. Hayatımda, ömrümde hiç yapmadım ama bir cesaret geldi. Yapayım dedim. YouTube'da gezinirken gördüm. Ana sayfada böyle. Bir de dedim ben yapayım. Basit görünüyor yani. İnşallah püf noktalarına dikkat edersem güzel olacak diye düşünüyorum. Benim izlediklerim basit duruyordu. Şöyle malzemelerimi çıkardım. Profiterol için önce bir hamur hazırlamam lazım arkadaşlar. Hamuru için de şöyle 100 veya 125 gram tereyağı, 3 tane yumurta, 1 su bardağı un. Bu fincan ama 1 su bardağı oluyor. Hatta şimdi ölçerim. Su bardaklarım hep yıkandı. Kurulayın bir tane ölçün bakalım, bir su bardağı gelecek mi? Bir su bardağı da su. Tenceremi çıkardım. Hamurumuzu hazırlayalım. Aşama aşama sizlere de çekeyim. İnşallah güzel olur. Sonucu çok merak ediyorum. Güzel olursa sizler de deneyin. Hadi başlayalım. Tereyağımı attım tenceremin içine. Bunu eriteceğim. Evet, tereyağımız eridi. Şimdi şöyle bir su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi fokur fokur kaynamasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, suyum kaynadı. Hemen şöyle bir su bardağı unumu da ilave edip güzelce karıştırmam lazım. Topaklarını yok etmem lazım. Yok etmesin. Yok etmezsem olmaz. Hızlı hızlı karıştıracağım. Katı bir kıvam alana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bayağı bir karıştırdım. Unu ezdim. Bu hale geldi. Çok güzel oldu. Beklediğimden iyi oldu yani. Şöyle biraz daha kavuracağım. Unun kokusu çıksın. Evet arkadaşlar, ocaktan aldığımız hamurumuzu şöyle bir iki tur döndüreyim. Bakın, daha buharı üzerinde soğuması gerekiyor. Daha sonra yumurtalarını ekleyeceğim. Bu aşamaları dikkatli yapmam lazım, dikkat etmem lazım ki güzel olabilsin. Tariflerde olduğu gibi şöyle soğutuyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz güzel soğudu. Şimdi yumurtalarını ekleme zamanı. Yumurtalarını tek tek ekleyip her yumurtada hamurumuzu güzelce
Karıştıracağız. Püf noktası bu. Hepsini aynı anda kırmıyoruz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra güzel yedire yedire yumurtalarımızı ekliyoruz. Daha sonra ikinci ilave ediyorum. Bunu da güzel çırpıyorum. Ve üçüncüyü de kırıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle hamurum yumurtalarda katınca cıvıklaştı. Kıvamlı oldu yani. Bayağı bir yapışkan oldu yalnız. Kıvamı şöyle. Şöyle iki tane tatlı kaşığım var arkadaşlar. Bunlarla şekil vereceğim. Kolaymış. İnşallah sonuna kadar da öyle gideriz. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim Allah'ım. Şöyle arkadaşlar. Yalnız hamur yumurtaları ekleyince birden fazlalaştı arkadaşlar. Ben az gelir diyordum ama belki iki tepsi olacak, bilemiyorum. Biraz ben mesafeli koydum çünkü kabarır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ilk tepsim hazır. Tam kaç tane çıktı biliyor musunuz? 20 taneyi bir fırına atalım. 200 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Hadi bakalım inşallah. Pişirmeyi yaparsak diğerleri zaten çok kolay. İçinin kremasını yapacağız ve çikolata sosu kalıyor. Onlar çok basit. Çocuk oyuncağı. Şu pişirmeyi bir atlatalım inşallah Allah'ın izniyle. Diğerlerini kolayca yaparız. Hadi fırına bunları gönderelim minik profiterollerimizi. Evet, fırına verdim arkadaşlar hamurlarımızı. 180 derece önceden ısıttığımız fırına verdim. Evet, tatlımız fırında kalırken biz de çikolata sosunu yapalım arkadaşlar. Bakın, çikolata sosun üzerinde de profiterol var. Önce çikolata sosunu yapayım ki soğusun güzel. Daha sonra kremasını yaparız sizlerle birlikte. O da soğuyacak ama çikolata sosunu bir yapalım. Böyle kaynar kaynar olmasın. Çikolata sosunu ocağa aldım arkadaşlar. Kaynayana kadar karıştıracağım. Basit zaten hazır olduğu için. Daha sonra soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar fırından aldım profiterolleri. Bakın efsane kabardılar gerçekten. Çok mutlu oldum şu an. Altını da göstereyim size şöyle. Altı da güzel pişmiş. Bulut gibiler, çok yumuşacık puf puflar. Ama şu an çok sıcaklar, biraz soğusun. Neyleri ne? Puf puflar, çok güzeller, çok sevdim. Çok güzel anlattın, tebrik ederim. Puf puf olmuşlar gerçekten, bulut gibi olmuşlar gerçekten. Şöyle göstereyim yakından arkadaşlar. Şimdi bunları soğumaya bırakacağım, bu tatlışları. Biz de bu sırada kremasını yapalım, iç dolgusunu yapalım. Gerçekten harika, artık benim favorime eklendi bu tatlı. Sürekli yaparım artık. Bakalım Ramazan Bey beğenecek mi? Tadım aşamasında göreceğiz arkadaşlar. Ramazan Bey'e ne var? Ramazan Bey'e ne var? Evet, İrem yap gel ye. Yani. Beğenmesin de bir göreyim. Vallahi o kadar uğraştım değil mi arkadaşlar? Beğenmesin de bir göreyim. Yani insan utandığından gidip yemiyor yani. Yani. Ayağına kadar gelecek beğenmeyecek mi? Yani. Hiç yemedin değil mi Ramazan profiterol? Oh. Her gün aç karnıma pro yani o dediğin yemeden kalkamıyorum biliyorum yani. O dediğim aynen, ismini bile söyleyemiyor daha. Onu yemeden kalkmaz. Annem sana illa bir tane yiyeceğim. Tatlımızın kremasını yapalım, iç dolgusunu. Bunun için yarım litre süt. Şöyle paketimin yarısını tencereme alıyorum. 1,5 çay bardağıyla da şeker. Şu birinci bardak. Şu da yarım bardak. 1,5 çay bardağı.
3 yemek kaşığı da un arkadaşlar. Şöyle. Ve bir tane yumurta. Şimdi ocağa alıyorum. Göz göz oluncaya kadar, yani kaynayana kadar ocakta kaynatacağım güzel kremamızı da. Evet arkadaşlar, kremamız da oldu şöyle. Ve kaynamaya başladı. 1-2 dakika kaynasın, böyle altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, profiterollerim güzel soğudu. Şöyle kenarından şöyle bıçakla şeyler açacağım. Delikler açacağım. Kremamız da soğudu. İçine yerleştirmek amacıyla. Şöyle içini görüyorsunuz zaten. Çok güzel bir şekilde çekmiş içine. Bu kenarından kremalar girecek arkadaşlar. Şöyle. Sadece çikolata sosu dökeceklerimi yapayım şöyle. Tadına bakalım ve videoyu yetiştirmek için. Diğerlerini yarın yapsam da olur. Şöyle göstereyim. Buradan kremamız girecek. Yalnız arkadaşlar o kadar hafif ki size anlatamam gerçekten. Böyle narin, hassas, çok güzel. Şöyle içini görebiliyorsunuz. Hiç korkmadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk deneyimime göre yaptım. Sizler de eminim yapacaksınız. Şöyle kremamı torbama aldım arkadaşlar. Şöyle kenarından açmış olduğum deliklerden kremamı içine dolduracağım. Çok aşamalı ama inanın zor değil. Şöyle taşmasın. Pardon, tamam. Çekim mi yapıyordunuz? Evet. Beyefendi. Kamera açık mıydı? Tüh, rezil olduk. Ya böyle bir şey yok. Dur bakalım bir dakika beyler. Bıçak ne ya? Ölünün kanına koyar gibi koy bari. Çekil. Evet. Öldü evet. Buyurun cenazeye. Ramazan Bey. Bunu bana yaptın. Evet annem, sana yaptım ben. Siyah siyah yap. Evet annem, siyah siyah. Evet. Ramazan esprileri. Ve mutlusun. Her şeyimiz hazır. Bu ne? Un. Un. Arkadaşlar son olarak çikolata sosunu gezdireceğim. O da güzel. Bunu zaten en başta yapmış. Bak. Bunu zaten en başta yapmıştım. Bunlar kim bilir? Bunlar çocuklarımız. Seyircilerimiz tek tek toplanıyor ya. Evet, küçüklü küçüklü geliyorlar. Buyurun efendim. Sonu yapalım mı? Finali yapalım mı? Şunu çeker abi. Şunu bir çeker. Razı gelmiş. Bak hadi. Sürünün. Annesinin güzeli. Hep boğaz peşindeler Ramazan, görüyor musun? Kuyruğuma takılan geliyor. Allah'ım Allah'ım babası. Oy 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 oy. Benim minnakım bu minnak. Üzerine böyle çikolata sosu gezdireceğiz ve tadım aşamasına geçeceğiz. Hadi finali yapalım hep birlikte. Ayah. Allah Allah, Ramazan darma duman yapar Ramazan. Yapsın ya. Minnet ellerine bakın arkadaşlar. Çikolata sosunu dökeyim ondan sonra dağıt. Ne yapacağız final halinde? Buradan mı keseceğiz? Yok, buradan kesmeyeceğiz. Şöyle çikolata sosunu üzerinden şelale gibi akıtacağım. Biz izleyeceğiz mi sadece? İzleyeceksiniz ve daha sonra tadına bakacaksınız. Daha sonra dans edeceğiz sandım. Ramazan pirinçe yapmıştım, hatırlıyor musun ilk kez? Evet, nasıl unutabilirim ki? 2 sene mi olmuştu? Emir Yiğit doğduğunda yapmıştım da. Fazla evet. Beğenmedik değil mi? Bakalım bunu beğenecek miyiz? Kıbrıs evet. Güzel değil ya. Görünüşü güzel değil mi? Tadı çok sütlü tatlıydı. Kıbrıs tatlısına değişmem mesela. Değil mi? Kıbrıs evet. Tatlısı favorimiz arkadaşlar bizim ailecek. Evet. Evet ve final. Final. Evet hadi finalimizi yapalım. Finaller hep böyle uzatılır biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya en güzel. Ne yaptın? Hep batırdın. Böyle oluyor zaten tamam, Ramazan tamam. Bey. Evet arkadaşlar, profiterollerimiz hazır. Gerçekten korktuğum gibi olmadı. Sen. Yaparken çok korktum ama şimdi çok mutluyum çünkü sonuç harika. Yerken de çok mutlu olacak. Evet, bol bol. Ben de çok mutlu oldum.
Evet, biraz da profiterolle görünsün. Evet, alabilirsin Yiğit. Evet. Acaba biz beğenecek mi? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bence beğenirsin Ramazan. Hadi tadım aşamasına geçelim mi? Ya insanın ayağına böyle bir şey gelecek yani beğenmemek çok ayıp olmaz mı? Yani ne Yani dedim ben insan sana? utandığından yine beğenir yani. Değil mi Beğen. arkadaşlar? Ayağınıza böyle yapılıp gelecek yani beğenmedim diyemezsiniz ki. Evet arkadaşlar, bana destek olun. Ramazan beğenmez. Yok ya beğenmiyorum Beğenmemesi ben arkadaşlar imkansız. öyle bir şey yok yani. Tuzlu da olsa beğenirim. Emirin oradan. O tuzlu da olsa beğenirim dedi. Hadi bakalım. Ama çok güzel görünüyor Değil yani. mi? Çok güzel. Aynen. Pastaneden çıkmış gibi aynen. Evet, pastaneden almaya son. Arkadaşlar siz de evinizde gerçekten tereddütsüz yapabilirsiniz. Evdeki olan malzemelerimle ben yaptım. Ve Yiğit şu an geldi. Ramazan. Ramazan. Ramazan vallahi hepsini şey yapar. Dur. Arkadaşlar Yiğit'i yiyoruz. Evet. Yiğit'in ayaklarını yiyoruz. Evet arkadaşlar. Yiğit Sonra gazelik moduna böyleydi. girmiş. En son şekil bunlar alıyordu bunlar. Evet. Evet, minnak ayaklar. Evet, minnak ayakları yiyoruz. Hadi içeriye gidelim mi? Hadi içeriye gidelim ve tatlımızın tadımına geçelim. Sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tadım aşamasına geçtik. Şöyle Evet. profiterollerimiz. Neydi? Profiterol. Profiterol. Ha? Söyledin Sen artık. profiterol de, ben çok güzel olmuş diyeyim. Devam. Playback yapan olmaz mı? Playback Buyur. miydi? Neydi o? Ne bileyim vallahi. Tat bakalım Ramazan Bey. Şu da yumuşak bir hamur öyle mi? Böyle ya, içine Bu krema neyden doldurdum. yaptın dedim şu hamuru? O hamuru neyden yaptım? Tereyağı erittim, üzerine un, bir su bardağı da su karıştırdım, karıştırdım, katı bir kıvam aldı. Sonra üzerine yumurta ekledim, çırptım. Yani Üç normal bir tane. hamur değil yani bu. Evet, normal bir hamur değil. Kabartma tozu falan Ha, koymadım. aynen baksana. Çok değişik bir hamur gerçekten. Şey gibi Aşamalı. oldu böyle patates püresi gibi oldu. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar dediğim gibi patates püresi gibi görünüyor. Biz böyle direkt patatesten yola çıkarız her zaman. Değil mi? Evet, profiterol yememiş ki Ramazan hiç hayatında. Evet. Ye bakalım, hadi ben de şunu yiyeyim bakalım. Bakalım. Sen yiyeyim. İrem. Yani bulut gibi ne? Pamuk gibi aynı. Pamuk yedim gibi oldum aynı ben. Böyle bir şey yok vallahi. Heh, bir daha bakayım. Pek tadını alamamışam. Ha, bak kurban. canım. Vallahi çok güzel olmuş İrem. Değil mi? Eline, koluna, Gözüne bacağına, kulağına, diyeyim. küpelerine kadar sağlık. Afiyet olsun. Küpelere zam geldi gerçi. Zam gelir değil mi? Küpelere sağlık gelmez. Saçmaladık tatlı yiyince. Evet, güzelmiş Evet arkadaşlar. arkadaşlar tatlı gördüğünüz gibi saçmalatıyor. Yani güzel. Evet arkadaşlar, biz profiterol keyfine devam. Sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. İrem bunu bir lokmayı tek seferde mi yiyoruz, parçalıyoruz mu yoksa? Parçalıyoruz değil mi? Tabii, büyük değil mi? Yenilmez tek seferde. Sen büyük yapmış olabilirsin. Biraz, evet, biraz benim büyüğüme geldi. Siz küçük daha yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk acemilik Yani olsun. parçalandı mı şey yapıyor biliyor musun? Aynen. Büyük kalıyor Belki değil de mi tek lokma? sefer tek lokmalıktır bu. Olabilir. Bir daha küçük yapacağım ama. Evet, bundan sonra lokmaları saymak daha kolay. Evet. Evet arkadaşlar, biz çok beğendik. Gerçekten size de tavsiye ediyoruz. Evde deneyin. Malzemeler çok basit zaten. Şunu Bir de Emir'e tattıralım Hangisini yiyeyim babası. oğlum? Şunu Ben de Bunu mu babası yiyeyim? bilir. Şunu yiyeyim ya. Bir de Bunu Emir'e yiyeyim, ver bunu mu? babası. Şunu yiyeyim. Bunu yiyeceğim ben. Allah'ım ya. Ben bunu yiyeceğim. Alala. Emir'e de ver babası. Emir? Şunu yiyeceğim. Ölüm ölüm. Emir sen yiyebilin gidelim. Bunu yiyemez ki şimdi Emir. Çikolatalı anne. Yemez ki. Yemiyor. Ha, o çikolatasından istiyor. Anne sen yedir. Ben yedireyim ya. Tamam, şöyle çikolatalısından. Yemeği bir. Al. Ay. Bırak lan şu. Güzel aslında değil Nasıl? mi? Güzel. Ay. Cici mi? Ah, aslanım benim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Artık uzatmayalım. Böyle bir şey olamaz. Ramazan hala böyle bir şey olamaz diyor. Tadı damağında mı kaldı Ramazan? Güzel olmuş, çok güzel olmuş. Aynen, evet, biz keyfe devam. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. İstediğiniz tarifler varsa videonun altına yazın. Arkadaşlar lütfen farklı tarifler yazın, böyle değişik değişik bizim için de çok oluyor, çok iyi oluyor. Hatta benim için çok iyi oluyor. Allah'ım ya. Evet. Evde yani nasıl yapıldığını gözümüz göre göre yiyoruz. Farklı oluyor değil mi? Yani bir de farklı lezzetleri böyle gözün göre göre yiyor ya, yani dışarıda bazı yerlere pek güven olmuyor.
Aynen tabii. Nasıl yapıldığını falan. Evet arkadaşlar. O yüzden evde yapmaya yemek daha güzel oluyor böyle. Evet. Hiç olmazsa sağlıklı olup olmadığını biliyorsun yani. Aynen evdeki malzemelerimizle yaptık. Tarifleri dediğim gibi yazın. Eline, koluna sağlık karıcığım. Afiyet olsun. Daha ileri senin olsun inşallah. Amin. Olmadı değil mi? Evet olmadı. Neyse arkadaşlar kapatalım biz videoyu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yaptıysanız afiyet olsun. Yapamadıysanız hakkınızı helal edin. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.